Göçer bir adam olduğum için atölye olgusunu çok zor oturttum. Hani böyle kabuğum, sığındığım yer falan filan değil benim için atölye. İnişleri çıkışları yaşadığım, bir sürü karışıklığı paylaştığım bir mekan. Biraz galiba daha da değerli olduğum için. Çok gelgitleri olan bir süreçti. Zor atölye kavramı bende yerleşti. Ama tabii ki zaman mevhumu olmadan, sabah, akşam, gündüz, gece demeden var olduğum, çok güvende hissettiğim, korumalı hissettiğim bir mekan benim için atölye. Kalabalık göçmen ailesinin ufak bir birimiyiz. İki kardeşiz. Anne baba ve ben İstanbul'da doğduk. 1900'lerde Selanik'ten gelmiş bir büyük aile. Nişantaşı'nın eski, daha mahalle halindeki yıllarında yaşadık. Ufak bir evde memur babanın farklı işler yaparak ekonomiye destek vermeye çalışan bir annenin, eğitime çok yönlendirilmiş bir abi kardeş olarak çocukların var olduğu bir mekan evimiz. Uzun yıllarda anlaşıldı, fakat o yıllar, ilk yıllarda biraz kazık atmış gibi oldum aileme. Mimarlığı bitirmek için yurt dışına çıkan bir adam, tanımadıkları, bilmedikleri bir eğitim dalıyla ben tasarım, sanat okuyacağım dediğinde, evladım ne oluyorsun şimdi, yani mahallede terzi mi olacaksın, ne yapacaksın, nasıl bu işi yap? Çünkü o zaman daha giysi tasarımı, tekstil tasarımı, sanatla tasarımın bir arada çalışması falan Türkiye'de bilinen kavramlar değildi. Hatta hiç unutmuyorum, babam Sümerbanklı, önemli tekstille iç içe bilmem de onun da payı var. Abimle beni bir arkadaşına yurt dışında tatildeyken onlar tanıştırdığında, büyük oğlum doktor olacak, küçük oğlum mimardı ama şimdi ne olacak, ne yapacak bilmiyorum gibi bir tereddüt ve soru işaretleriyle bana dönüp destek almak. Ben de hiç düzeltmemiş, bırakmıştım. Yani öyle başladı sanat ve tasarım eğitimim. İngiltere'de Central St. Martin's sanat ve tasarım okulunda üniversiteye başladım. Yani Bauhaus örneğini çok böyle içine almış, dinler arası ilişkiyi beceren ve her alanda öğrencinin isteğine göre her alanda bilgi edinmek istemesine açık bir sistem, eğitim sistemiydi. Ve Manchester, şu anda Metropolitan Üniversitesi ama o zaman Politeknik adı altında geçiyordu. Orada yüksek lisansa gittiğimde de kumaş üzerine el boyama ve elyafla bir arada çalışma tekniği ile tanıştım. Dolayısıyla şu anda yaptığım işin bazı, temeli bence o yıl oradaki üç dönemlik eğitim sürecinde atılmıştı. Geleneksel Türk el sanatlarından keçeyi ben yurt dışında tanıdım. Bir Japon sanatçının elyafla olan ilişkisini anlattığı bir workshopta ilk defa yüne, suya, sıcak suya, sabuna dokunan bir faaliyet gösterdim. Keçe yünün zaafı, bütün sektör, bütün endüstri, bütün bilim yün elyafının keçeleşmemesi için çeşitli yöntemler geliştirmeye, araştırmaya adanmış. Bu zaaftan biz bir ürün ve bir sanat çıkarıyoruz diye düşünebiliriz ilk başta. Ve hayvansal elyaf olan her elyafın keçeleşebilecek zafiyeti var. Yani insan saçı rasta oluyor. Diğer hayvanların postlarındaki ön keçeleşmiş ve keçeleşmiş parçalar var. Bunları çalılara sırtlarını kaşıyarak bırakıyorlar. Dolayısıyla keçe yün elyafının bir
özelliği iyi ya da kötü. Bu uzun yıllardır tekrar ettiğim bir söylem. Keçe yünün zafiyeti ve mecbur olduğu bir keçeleşme ansa keçe yapmak benim artık zaafım oldu. Keçe yapmadığım zamanlarda rahatsızlık duyduğum, neredeyse hani tapınma, inanma, meditasyon gibi diğer egzersizleri, beyinsel ve vücutsal egzersizleri bir araya getiren alanlar gibi benim için keçe yapmak bir yaşam şeklini demiş. Onun için atölyem ve ben yaptığım faaliyet, araştırmalar, keçe adına yaptığım her hareket sanki benim sürdürebilirliğime bir katkısı dokunuyor. ...2003 tekrardan keçeyi hisset, Felt It Again sergimiz iki ayaklı ve hem eski saray keçelerini hem de bizim yeni Anadolu ustalarıyla yaptığımız keçe çalışmalarını içeren ve benim de kendi çalışmalarımı içeren bir yapısı olduğu için sanki gelenekselden güncele nasıl geliriz'in retrospektif bir yolculuk haritası izlenmekteydi. Hiç gün yüzü görmemiş saray keçeleri sergilendi ve ilk defa Anadolu ustaları bir mekana bir araya gelip toplanıp ortak yaptıkları işler ve benim işlerimin uygulaması onların atölyelerinde yapıldığı için bir ortak çalışma izledik. Ayrıca bu serginin önemli bir katkısı da, geleneksel keçeciliğe katkısı da malzemenin nasıl kullanılabilir ve uzun ömürlü olduğunu kanıtlayan bir yönü oldu. 3 ay mutfak bacalarını kaplayan keçe panoların dayanıklı kaldığını, solmadığını ve bu kullanılabilirliğini kanıtlayan bir unsur haline geldi. Deneysellik boyutu aştı. Hepimizin çok iyi bildiği Osmanlı süsleme ve kitap süsleme sanatında katı tekniğine uygulanmış keçe yok. Kertme keçe denen, kırpma keçe denen daha kısa üç boyutlu çalışmaları Afyon'da ustamız Yaşar Kocataş yapıyor. Ve onunla birlikte çalışırken biraz zorlanarak bu boyutta üç boyutlu çalışmaya geçtik. Konu itibariyle kutsal bölgelerden gelen kuru çiçeklerin ve meyvelerin kullanıldığı süsleme sanatına ben de kendime göre bir cennet tasviri yapıp hurma ağaçlarıyla ve hurma meyveleriyle bir çalışma ortaya koymaya çalıştım. ...35 yıllık keçe yapım, üretim, tasarım sürecinde baştan, hemen hemen baştan beridir geleneksel bir çizgim olmadığı ve geleneksel ustalarla aramda fark oluştuğu sezinlenir. Yani ben geleneksel bir keçe ustası ya da artizanı, yapımcısı değilim. Aslına bakarsanız genelde Batı ve Doğu, nerede olursa olsun tasarımcı, tasarlayıp uygulamayı başkasına vererek yaptıran kişidir. Yeni yeni dünyada, kültür dünyasında tasarımcı, yapımcı diye bir kavram oluşmaktadır. Ben de galiba kendimi bu kavrama hem tasarladığım hem de yaptığım kavrama sokuyorum. Dolayısıyla tasarı ve tasarım geleneksel keçe sanatında yok. Ustadan çırağa geçen, hatta bazen fotoğrafları bir albümde toplanıp sadece desen farklılıklarına bakılan, yöntem aynı, üretim yöntemi aynı, uygulama teknikleri aynı olan bir çalışma sürmekte. Buna dıştan gelen, hariçten gazel okuyan bir adamın
malzeme farklı, şu farklı, bunu da böyle yapıyor, bunu da böyle... Allah Allah ne yapıyor falan gibi yadırgandığı bir uzun süreç geçirdim. Tabii ki kabul, hala kabul gördüğüme de inanmıyorum. Çok da derdim değil. Ama bu çatışmanın, bu omuz omuza var olan itiş kakışın da farklı bir dinamikle sanatına, keçe sanatına çok yararlı olduğuna inanıyorum. Call Me İstanbul, Beni İstanbul Diye Çağır adlı Modern Sanat Müzesi'nde Karlsruhe, Güney Almanya'da yapılan grup sergisine Amerikalı küratörü İstanbul'da Karaköy'den Kadıköy'e vapurla geçerken gördüğü keçe kaplı bacaları merak edip ne olduğunu sorguladığında bana ulaştırdılar ve serginin bir enstalasyonunu bana verme kararını masa başı toplantımızda aldım. Ve ben de en iyi İstanbul'u canlandıracak bir semt pazarının asma germe kumaş çatılarıyla semt pazarının ve onun kargaşasının yaratacağını düşündüm. Fakat semt pazarının düz kumaşları yerine İstanbul'da çok değeri bilinmeyen harabelerin, yıkıntıların, tarihi mimari eserlerin detaylarını keçeyle vurguladım. Panolar 12'şer metrelik panolarla çeşitli detayları içeren doğal renklerde bej, ekru ve beyaz renklerinde yapılmış mimari detaylardı. Ayrıca ön kayıt olarak ezanların, simitçilerin, martıların seslerini de aldım ve bu enstalasyona bir ses boyutu, bir de hareket boyutu olarak zennelerin, semazenlerin, dönen karakterlerin, dönen kostümleriyle dönen karakterlerin varlığını katarak hiç İstanbul'a gelmemiş, İstanbul'u görmemiş bir insana bir anlık İstanbul modu yaratmak, hissetmek hedef. Bu serginin getirdiği yaklaşım ve bakış açısıyla farklı küçük sergilerde keçeyi enstalasyon malzemesi, düzenleme malzemesi, yerine göre düzenleme malzemesi olarak kullanma boyutunu getirdi. Bana da başka bir imkan gelmiş oldu sanatçı olarak. Bence keçe günümüz sanatına ve yaşam şekline çok uygun bir malzeme ve üretim tekniği. Çünkü kötü kullandığımız doğal malzemelerin azaldığı günümüzde kürke karşı doğal malzemelerle oluşan ve el yapımı özellikle de aynı ürünü, aynı eseri bir daha tekrarlayamayacağınız yenilikte ve teklikte yapılmış eserlerin keçeden olması bunu günümüzün tutulabilir, istenilebilir ve değer görebilir bir hale getirmekte. Bir de üstüne bu organik formlar, organik yaşam şekli ve sürdürülebilirlik hem sanatta hem ürün tasarımında, güncel hayatımızda sürdürülebilirlik meselesi keçeyi çok daha etkin kılmakta ki yeni teknik ve metotlarla sürdürülebilirliğe cevap olan tekrardan katma değer katıp değer kazandırdığımız ürünlere dönüştürebiliriz. Ve bu keçe yapımı çok iyi bir çözüm işler için ve yavaş moda, yavaş yaşam, yavaş tasarım, el sanatına verilen değerler gittikçe günümüz kültür
yaklaşımını, kültürel yaklaşımı pekiştiren değerler keçeyle çok omuz omuza imkanlı işler. Dolayısıyla keçeyi medium olarak daha da değerli kılabilecek yaklaşımlar halen mevcut. Şu da 35 yıldır yaptığım bir iş bu. Şu da gösteriyor ki bunun sonu yok. Önemli olan bir bayrak devri gibi bir başka alana, başkasına, başka şekle bırakıp onu umut edip onun da bambaşka bir yere götürebileceğini düşünmek. Sanki işin enerjisini, gazını, havasını sağlıyor. New York sergimiz yine kısa planlanıp uzun süren ve bence bizce başarıya ulaşmış bir sergi. La Mama, yenilikçi tiyatro, Off-Broadway dedikleri deneysel ve yenilikçi tiyatronun kendi vakfı galerisinde sergilenmiş bir iş. Disiplinler arası ilişkisi var. Video duvarı, fotoğrafları ve işin oluşumunun tarihçesi var. Yeni tekniklerle jet ink, keçeye müdahale edilip bir halı yapma tekniğiyle duvar halıları denendi. Ve onların fotoğrafik kolajları ve bütün kaynakça, bütün malzeme Azos Gösteri Sanatları Festivali'nden edindiğimiz tarihçeye dayalı. Hüseyin Katırcıoğlu ve Alan Stewart öncülüğünde yaptığımız ve sonra 4 yıl farklı sanatçıların birlikte çalıştığı Azos Festivali'nin komün tiyatro, toplumsal, toplum tiyatrosu, kitle tiyatrosu gibi işlerin de bir araya geldiği festivalin özetleri ve festivali yapanlara bir saygı duruşu oldu. Bir performans vakfı galerisinde yapılan sergi hasebiyle New York Üniversitesi Kostüm Tasarım Departmanı'nda bir workshop, seminer. Ondan sonra da sürdürülebilirlik ve organik çözümlerle New York Müzesi'nde bir kitaba geçen bir paragraf söyleşi sergimizin akademik kısmını pekiştirdi. Ağır gidip yarısı olmayan sergiyle hafif döndük ve bir hayli kamçılanmış olduk. İyi bir takdir görmemiz ve burada çalışmaya devam etmemizi sağlayan bir başarılı hareket. Serginin bir ilginç tarafı da tek ve ilk yetiştirdiğim asistanım konumundaki ustadan çırağa hareketin göstergesi Selçuki Ali tasarım ve sanat markasını oluşturan Ali Alev'in varlığıydı. Birlikte sergiye ve iktisat ve ekonomi eğitimi almış, geçmişi farklı olan bir arkadaşın sanatsal ve tasarımsal yaklaşımlarını birlikte bir 8 aylık çalışma sürecinde birlikte sergiledik. Benim için de meslek hayatımda önemli bir ilk yeni bir konu. Selçuki Ali olarak New York'ta açtığımız sergide uzun bir süre çalışma şansımız oldu ve çok deneysel işler yaptık. Bunlar arasında beni en çok tatmin eden demir tozuyla, pas lekesiyle yaptığımız desenlerdir. Yine ipek, yün, hatta kaşmir ve pamuk kullandık. Deminden beri anlatmaya çalıştığım elyaf karışımı burada da geçerliydi. Bir tek dikkat etmek, daha fazla dikkat ettiğimiz konu, bir tiyatro vakfının galerisindeydik. Ürünleri tiyatral konumlara, kişiliklere, rollere sokarak ifade ettik ve anlattık. Bu da New York izleyicisine çok ilginç geldi. Aslında farklı malzemelerden üretilmiş, tasarlanmış giysilerin
giyilebilir sanat çatısı altında bu samandan tele, tahtadan tenekeye, metale doğru giden bir farklılık yaratan bir alan. Ki bayağı kabul görmüş modacılar bile zaman zaman Pacaroban metalden yaptığı giysilerle ve diğer Alexander McQueen farklı saz, saman, çöp gibi malzemelerle yaptığı giysilerle bu alana örnekler vermiş. Her alanda olduğu gibi aşırı uçlara gidip elektrik tellerinden dokunan, örülen giysiler yapılmıştır. Fakat şuna dokunmak isterim ki bu hareket günümüzde doğal malzeme kaynakça azalan dünyada farklı bakış açısıyla tasarımcıların, sanatçıların etraflarına farklı gözle ve anlamla bakmayı oturttuğu için önemli bir harekettir. Mesela yine Alexander McQueen'e örnek verirsek, pırıl pırıl bembeyaz çıkmış bir gece elbisesini özel robotla programlanmış, boya püskürten bir robotla dönerek 4-5 saniye içerisinde abstrakt, soyut bir tablo haline getiren çalışması, bir tabloyu mankene, modele giydirmiş olması yaklaşımıyla giydiklerimizin sanat mı, zanaat mı, ürün mü, eser mi gibi ne olduğu sorgulamasında giydiklerimizin çıtasını yükseltmiştir. Ben ve biz, yani Selçuk ve Ali markamız, bu konuda daha tutarlı ve sadece farklı elyafları kullanarak, daha tutarlı ve dar bir çemberde yaklaşarak deneysel çalışmalar yaptık. Pas lekesini desen diye kullanıp, atıkları elyaf diye kullanıp, biz de bu hareketin çemberi içerisinde dünyamıza farklı gözle bakmayı, değerlendirmeyi alışkanlık haline getirdik. Giyilebilir sanat, farkında olmadan yenilikçi akıllı tekstillerin, kumaşların, giysilerin yapımında teknolojiye yön vermekte. Kaynakçası azalan dünyamızda çevreye bakış açısıyla her türlü kaynakçayı giyilebilir hale getirmemizi sağlayan bir yaratıcı hareket. Tabii ki bu yaratıcı hareketin hepsi yenilikçi kumaşlara, akıllı tekstillere dönüşmüyor. Fakat bunu üreten büyük teknolojiler yatırımlarını bu doğrultuda esinlenerek aldıkları yönle oluşturuyorlar. İşte astronotların kılıkları, yanmazlık, bir takım yararlı mantarların, yani elinize bir yığın kefir gibi bir mantarı alıyorsunuz, buzdolabınıza koyup şekerli suyla beslediğinizde o 5 gün sonunda tişört oluyor. Ve bu giydiğiniz tişört siz sıkılınca, sinirlenince kırmızı renge, mutlu ve huzurlu olunca yeşil, mavi, turkuaz renge bürünüyor vücut ısınızın değişimiyle. Bütün bunların hepsinin araştırılması, sanatsal yaklaşımı, tasarımsal değerleri bence giyilebilir sanatın verdiği yönle oluşuyor. Onun için önemli bir kavram. Her ne kadar laçkası çıkıp dejenere edilip farklı alanlara sevk edilse o da o işin yanında bonusu olmak zorunda ama içinden ayıklanırsa çok değerli girişimler oluşmakta. Yaşam sadece ve sadece sahip olmak ve maddiyat geliştirmekle mutlu kılınmıyor. Ya da tersi yokluk, yoksunluk da mutsuzluk getirmiyor. Gerçekten mutluluğun yolunun bir lokma, bir hırka sözünden geçtiğine inanıyorum. İnanmaktan öte de insanlara bunu bir düstur edinip yaşamlarında uygulamaya sokmalarını tavsiye ediyorum.